Efendim, Vav wow TV ekranlarından yeniden merhabalar. Asıl mesele programında bugün Profesör Doktor Murat Şimşek hocamızla birlikte helal ve haramı konuşacağız ki özellikle günümüz dünyasında Helal gıda, helal turizm, helal kazanç konularıyla ilgili sıkça yorumlar yapılıyor ve bu konuda da fikir ayrılıkları yaşanıyor. Elimizden geldiğince Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekanı Profesör Doktor Murat Şimşek'te bu konuları değerlendireceğiz. Hocam yeniden hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. şimdi bir önceki programımızda aslında İslam hukuku çerçevesinde helal ve harama giriş yapmıştık. Burada belli kaideler vardı. Ama öncelikle ben helal Rızıkla ilgili. Özellikle bu programımızda biraz daha helal gıdanın üzerinde evet. e, durmak isterim müsaadenizle. Bununla ilgili e, ayetler var. Onları hemen e, hatırlatalım. Bakara suresi 57. ayette şöyle buyuruyor. Esan Zubillah, ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin. Gerçekte onlar bize değil kendilerine kötülük ediyorlardı. Ama esasen 172. ayette de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. Tabi e, ey iman edenler diye allah Teala Teala insanlara buyuruyor ama bir de e, peygamberlere de sesleniyor. Diyor ki ey peygamberler tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Yani burada bir ayrım yok peygamber insan Ayrımı kul ayrımı yok evet. ee, ve bu ayeti kerimelerle aslında ana çizgileri belli ediyor allah Teala. Şimdi gelelim helale. Şimdi helal deyince geniş bir kavram aklımıza geliyor. Evet. Ee, kesin kaideler aklımıza geliyor. Şimdi bu anlamda başlayacak olursak ilk başta neler söylersin sonrasında asıl meselesine biraz daha yakından. Evet ee, tabii ki helal de bir asıl mesele ama tabii helalin de bir asıl meselesi var dediğiniz evet. gibi ee, tekrar hayırlı programlar diliyorum ben de şimdi bu ayet-i kerimelerde geçtiği gibi o helal ve haram meselesi e, dini bir mesele ve fevkalade önemli. Önemli bir mesele. Yani ibadete yakın olarak isimlendirilir bizim fıkıh e, literatürümüzde. E, ibadetler ve helal haram. Çünkü helal ve haramlar Allah tarafından belirlenir ve peygambere verilen izin çerçevesinde peygamber onları beyan ederek belirler. Ayet-i kerimelerde geçtiği üzere yani temiz olan şeyleri peygamber müminlere helal kılar. E, pis olanları, necis olanları da haram kılar şeklindeki tayyibat ve habais diye tabir edilen Kur'an-ı Kerim'de değişik şikayet kelimelerde. Dolayısıyla e, helali ve haramı bilmek aslında e, ibadetle birlikte zikredilir. Yani nasıl namaz kılmayı bilmek bir Müslüman için bir vecibe ise e, nasıl ki oruç tutmayı, şartlarını bilmek, nasıl bozulur, nasıl bozulmaz bozulmasını hani hepimiz biliyoruz. Bunu öğreniyoruz, toplumumuzda öğreniyoruz. Helali, haramı bilmek de aynı bu derecede önemli bir mesele olarak e, kabul edilir fıkıhta ve dini meseleler içerisinde ibadetlerle beraber alınırlar. Diğer muamelat gibi de değildirler. Çünkü burada bir yiyecek maddesi, gıda maddesi özellikle bu helal konusunda geçtiği için bunun çok iyi belirlenmesi gerektiği çok açık bir şekilde fıkıh kitaplarımızda beyan edilir. Tabii bu helal nedir? Peki o zaman bunun bir tanımı yapılması lazım. Hı. Bu tanımlar tabi bizim kitaplarımızda, kitaplarımızda ilk günden itibaren geçiyor ve helal çok geniş bir kavram aslında. Bizim günümüzdeki bildiğimiz çok kullandığımız sık kullandığımız ve şunu yemek helal midir Hı -hı. diyoruz değil mi? Yani bu anlamdaki kullanımı daha özel bir kullanımdır. Yani yiyecek içecek için kullanımıdır ki en hassas konuda odur aslında. Gıdadır. Hı -hı. Yani çünkü insan vücuduna bir şey giriyor ve onunla insan besleniyor. Onun hem biyolojisine hem de psikolojisine etkisi var. Yani bunu sürdürdüğü tabii, bir etken. Bir etki var Maneviyatına da etkisi olduğu hadis-i şeriflerde geçiyor. Yani yenilen içilen şeylerin helal olması. Bu helal olmasından kasıt e, iki türlü oluyor. Bir, biri mesela e, Allah'ın haram kıldığı doğrudan haram kıldığı bir şeyi tüketmek helal değildir. Örneğin e, domuz eti, doğrudan kan hı hı. efendim, ke, leş dediğimiz kendiliğinden ölmüş hayvanlar veya öldürülmüş hayvanlar İslami yusulu göre olmayan hayvanlar gibi böyle açıkça yasaklanan haramlar vardır. Bun, bunlar haramdır. Böyle olmayanlar helaldir. Şimdi bu tersinden anlatırsak yani e, bu şekilde olanı var. Bir de bu şekilde yani helal haramı haram şeklinde olmayıp da kazanç bağlamında olan var. Mesela normalde bir şeyi ekmek mesela helaldir hı hı. ama o ona bir haksızlık bitişirse, mesela çalınırsa, gasp edilirse, zorla alınırsa, haksız yere alınırsa o zaman o haram hale gelir. Mesela helal haram arasında böyle bir ilişki de var. Bunun da göz önünde bulundurmamız gerekir bu konuda. Dolayısıyla buradaki ilişkiyi de o sizin okumuş olduğunuz ayet-i yemere de geçen halâlen tayyiben kelimeleri var. Tayyibat. Şimdi tayyibat kelimesi helalin bir üst mertebesi gibi sanki. Temiz. Temiz ama Anladım. yani bu temizden kasıt şu. Yani hem yenmesine izin verilmiş hem de helal yolla kazanılmış. Yani Hı -hı. alın teriyle kazanılmış. E, hak ederek alınmış olan şey. İkisini birleştirirse o zaman hem helal hem de tayyib, tayyibat dediğimiz tayyiben e, tıyip deniyor buna aslında. Tıyip. Tıyip gönül huzuruyla gönlümüzün de huzurlu bir şekilde olduğu şekilde tükettiğimiz şeyler, yaptığımız şeyler, bunu kuşatıcı bir kavram aslında temelde. Dolayısıyla yani bu helal meselesi aslında günümüzde kavram biraz daha gittikçe genişlemeye de başladı. Önceden bir sadece gıda konusunda helal logoları, helal meselesi tartışmaları oluyordu. Şu anda hayatın değişik alanlarında helal sektörleri yavaş yavaş oluşmaya başlayacak, başlıyor. Yani ayrı ayrı bilimler de başlıyor. Biz şimdilik gıdanın altyapısı olarak helalin kendisi üzerinde duralım. Birkaç şey de söyleyelim yani siz ayet-i kerimelerden bahsettin hadis-i şeriflerden de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem helalin kişinin maneviyatı için önemini anlatmak için e, haramla beslenen, e, haramla e, gıdalanan bir kişinin Hı. duasını Cenab-ı Allah'ın e, kabul edemeyeceğini beyan ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nasıl kabul etsin diyor. E, haram yemiş, bir çalmış, çırpmış, efendim e, Allah'ın emri dinlememiş. E, bunun yapmış olduğu eylemler Allah'a yakarışlarına e, yakarışlarının kabulüne mani olur. Yani e, bu duaları etkiler. Dolayısıyla bu maneviyatı da etkileyecek anlamına e, e, geliyor. Yani maneviyatımız gelişmeyecek. E, böyle bir söz vardır Mevlana'nın. Şöyle bir Mevlana hadisi şerif buyurun, var. Buyurun. Müsaadenizle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir sefer yapıyor ve evet. e, üstü başı tozlanmış bir şekilde ellerini göklere uzatarak evet. Yarab, yarab ya Rab, Ya Rab diye yalvarıyor Allahü Teala'ya. Evet, bir kişi. Ee, halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve gıdası haramdır. Böylesinin duası nasıl makbul olsun? Şimdi Diyor, yediğimiz evet. haram, içtiğimiz haram, söylediğimiz olduğunu. haram, yalan, günah. Evet, evet, yani tabii. günahlarla çevrildiyiz. Ama şimdi... Böyle bir insanın duası nasıl kabul olur diye de Evet hadis-i şerif, e, hadis şerifte tam hadis tam şekli o. Evet, evet. Ee, peygamber. Ve e, Peygamber Efendimiz de tabii şunu söylüyor. Her kim ki vücudunun uzviyeti haram lokmayla teşekkül etmiştir, artık cehennem o vücuda yaraşan en iyi yerdir. Şimdi evet. e, yani her şeyin başı biraz önce siz belirttiniz ya helal gıda. İnsan helal gıda tüketmediği müddetçe zaten gıda tüketmediği müddetçe Yaşamını sürdüremez biyolojik olarak. Evet. Haliyle akıl sağlığı yerinde olamaz tamam. ve bu da düşüncesini etkiler, etkileyecek. Hatta e, inancına varan bazen isyan noktasına geldiğimiz noktalar oluyor insanların ve buna kadar etki ediyor. Şimdi helal kıda aslında çok geniş bir kavram. Bugün belli konular var. Öncelikle onlardan tabii gidelim. E, i̇şte e, belli gıdalar var, işte e, yemek var. Helal kazançla kazanılmış evet. gıdalar var. E, içki konusu var. Bunlar var. Ama bir de e, günümüzde artık çok fazla helalin haramla karıştığı bir nokta var. Evet. Şimdi burada e, öncelikle gönül rahatlığı dediniz ya. Evet. Orada nasıl gönlümüzü rahatlatabiliriz? Evet şimdi tabii kesin belli olan haramlar helaller var. Bunda bir Hı -hı. şüphe yok. Yani e, bazı şeyler gerçekten Allah tarafından yasaklanmış ve haram olduğu biliniyor. Bazı şeylerin de helal olduğu biliniyor. Fakat arasında tabi Peygamberimizin hadisinde geçiyor. Şüpheli olanlar da var. Bu şüpheli olan şeylerden sakınan kişi dinini ve ırzını korumuş olur diyor Peygamberimiz. Yani insan onuru olarak onurunu korumuş olur ve dinini de korumuş olur, şüpheye düşmemiş olur. Dolayısıyla bu ara kategoriler tabi önemli. Buralar biraz flu oluyor. Yani tam kesin haram diyemiyoruz, kesin helal de diyemiyoruz. Burada sakınmak esastır yani. E, zar, e, diyelim mesela bir şey zararlı mı değil mi bilinmiyor ama zarara ihtimali var o zaman yapmayalım deriz değil mi? Yani e, sağlık için de öyle, e, normal e, yaşantımız için de öyle. Bu helal konusunda da böyledir. Yani e, tabii ki belli olanlar var ama aradaki şeylerde sakınmak daha iyidir diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili birçok şey var, mesele var. Bir şeyi daha analım. E, Hz. Mevlana diyor ki işte sizin de dediğiniz gibi haram lokmadan hikmet sadır olmaz, maneviyat sadır olmaz diyor. Peki bu tabii yiyen kişiyi biz konuşuyoruz burada. Bir de üreticiyi konuşmamız lazım ve birlikte bir Müslümanı hem tüketici hem üretici olarak düşünmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de çok güzel bir hadis-i şerif var yani misali güzel bu hadis-i E, Peygamberimiz buyuruyor ki mümin arı gibidir. Arıya benzer. Arı yediğinde temiz yer, efendim, ürettiğinde temiz üretir. E, hep temizle iştigal eder. Ne güzel bir hayvandır demek istiyor. Yani e, temiz şeyleri e, alır çiçeklerin içerisinden çıkardığı şey de temizdir. Hı. Ve konmuş olduğu yeri incitmez kırmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hassastır yani. Şimdi burada biz 3 üç, üç misal var, var bize. Bir, şimdi e, e, tüketici için yediğini e, temiz yer. Bizim temiz yani helal yememiz e, için araştırmamız gerekiyor. Helali bulmamız gerekiyor. İkincisi, Temiz üretir diyor peygamberimiz. Tüntic kelimesi var. İntihar şu anda günümüzde de üretim demektir yani. Aynı kelime. Temiz üretir. O zaman üretici de bunu helal üretecek. Yani e, helale uygun bir şekilde üretecek. Üçüncüsü ar arı diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Konduğu yeri kırmaz, inciltmez. Yani mesela çok hassas hani izlemişsinizdir belgesellerde veya gerçekte görmüş olabilirsiniz. Konarken böyle bir kanatlarıyla bir sakince konup alacağını alıp sakince ayrılır. Yani böyle bir zarar verici böyle çarpıcı bir hayvan değildir yani bal arıları için özellikle bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir Müslüman da yani hem yemesi, içmesi, hem üretmesinde hem de ilişkilerinde böyle hassas yani kanatlarını arının hassas çırptığı gibi böyle bir yani hassasiyet içerisinde e, meseleleri yapma, üretimi yapma, tüketimi yapma, ilişkilerimizi geliştirmeye bir örnek arı. Arı çok güzel bir örnektir. Yani Onunla ilgili Osmanlı zamanında bazı eserler telif edilmiş. Arıyı peygamberimiz insana benzetince arıyla insan arasında benzeyen yönler 70 tane bulanlar olmuş. Yani arıya nasıl benzetiriz? Biz daha çok arıya çalışkanlık ve üretkenlik için benzetiriz. Yani bilimde arı e, iyi bilim adamı arı gibidir. Bilgileri alır sonra onu bal olarak insanlara sunar. Yani e, elde ettiği bilgiyi güzelleştirip lezzetli bir şekilde sunabilen, sağlıklı bir şekilde sunabilen anlamında bilim adamına da benzetilir biliyorsunuz. Çok benzetme vardır böyle arıyla ilgili. Ama e, temelde hadis-i şerife dayanıyor. Peygamberimiz de benzetmiş. Üretirken, tüketirken arı gibi olmak. Arı gibi olmak tabii tabii yani tertemiz, e, yaptığımız her şey işin temiz olması ve helal olması tabii burada peygamberimiz bundaki temizlikten kasıt da helal e, kastediyor. Özellikle helal. Hem temiz ama helali kastediyor. E, dolayısıyla şimdi bu dediğiniz gibi helal meselesi e, günümüzde daha da kompleks hale geldi. Niçin kompleks hale geldi? Önceden e, bizim gıda tüketimlerimiz bundan 100 yıl önce hatta belki 100 yıla da varmaz kendi imkanlarımızla ve bildiğimiz şekilde ana, ana maddelerinden yani. oluyordu. Ama şu anda daha kompleks maddeler yani daha doğrusu gıda katkı maddeleri diye bir buluş dünyamızda meydana geldi. Yani bunu tamamen olumsuzlamayalım ama zararlarından, sakıncalarından bahsedelim. Yani bu çok önemli bir şey. Bunun ben işte biz bu gıdalarla ilgilenince öğrendiğimiz şey ilk süt tozu bulunmuş. Sütü uzun süre buzdolabı yok. Yani şimdi biz tabii hep buzdolabı varken ben mesela ben bile yani bu yaşlayayım Uzalığı vardı yani bizim çocukluğumuzda. Ee, var olan bir çağda yaşıyoruz. Olmadığı zamanlarda sütü nasıl bekleteceksiniz? Bekletemezsiniz yani e, e, süt bozulur yani. Dolayısıyla bunun için süt tozu bulunmasını büyük bir icat olarak e, isimlendirmişler. Özellikle askeri icatlar içerisinde bulunmuş. Askerlerin süt işte bu şeyini karşılamak için tozu karıştırıp şimdi mesela süt tozunu biz beğenmeyiz. Yani e, e, şey deriz yani yapay bir şeydir falan deriz. Halbuki çok değerli bir buluştur. Bundan sonra bu gıdayı koruma ve ömrünü uzatma, raf ömrünü uzatma günümüz tabiriyle ilgili gelişmeler oldu. Tabi bunların helalle de bağlantısı var. Şimdi bunu üreten sektör Avrupa. Yani Amerika ve Avrupa. Batı yani. Batı, yani. Batı bunu üretirken İslami hassasiyetlere uyarak üretmiyor. Öyle bir hassasiyete uyması gerekmiyor zaten. Ama tüketici olarak bizim hassasiyetlerimiz var. Bunu kime yapıyorlar? Yahudilere yapıyorlar. Yahudiler Yüzyıldır bu işi çıktığından beri koşer diye bir şey çıkarmışlar kendilerine. Koşer, koşer deniyor buna. Ee, helal demek yani. Bizim helaldir ne demekse? Koşer, e, yenilmesi uygun. Yahudi dinince yenilmesi uygun olan yiyecekler demek. Onun da damga haline getirip basıyorlar. Yani amblemleri de var. Ve yüzyıllık tecrübeleri var onların. Biz tabi bu şekilde sektöre Müslüman olarak çok geç girdik. Çünkü İslam ülkelerinde zaten hepimiz e, helal şeyler yiyoruz diye düşünüyorduk. Biliyorduk helali haramı en azından. E, beraber yaşamaya başlandığında Avrupa'da bu sefer bu sorular gündeme geldi. Yani yediklerimiz acaba helal mi? Bu Hristiyanların ürettiğinde domuz olabiliyor, e, işte alkol olabiliyor gibi sorunlar ortaya çıktı. Daha sonra İslam dünyası da ve İslam e, ilimleri de bunda ilgilenmeye başladı. Yani hem hı hı. E, gıdacılar, hekimler ilgileniyor hem de e, fıkıhçılar ilgileniyor. Yani öncü batı oldu. Evet Öyle ama bu ürettiğimi o yaptığı için yani Aha. ilk ürettiği için onu artık değerlendirmek durumunda kaldık. Çünkü batıdan dünyanın her tarafına tonlarca milyonlarca katkı maddeleri gidiyor. Haliyle evet. şüphe çok arttı hocam. Evet Şimdi arttı. Biraz evet. önceki gibi bazı noktalarda gönül rahatlığından bahsettik ya, ama evet. şüphe o kadar fazla ki çünkü üretim çok fazla. Artık neredeyse tükettiğimiz her üründe bir yapaylık var evet Yani gerek raf ömrünü uzatmak için gerek farklı etkenlerden tadını değiştirmek için evet. e, hatta etkisini arttırmak için bile birçok şey var ve şüphe de arttı. Haliyle evet. insanlar neler yapabileceğini bu anlamda nereleri kendilerine rehber alabileceğini çok fazla da bilmiyorlar. internetten sosyal medyadan artık ne gördülerse. Evet. Evet. Bu anlamda e, İslami kuruluşlar ne tür çalışmalar yapıyor? Şimdi bunu belirtelim ki. Bunun ışığında özellikle yani. ürünler bazında da gidebilir. Eyvallah. Tabii ki bu önemli bir mesele. Müslüman dünya diyelim, İslam dünyası bu işe el attı, başladı yani. Onda şüphe yok. Helal gıda. Helal, helal gıda. Gıdada zaten bu iş başladı. Şu anda tamamen gelişti. Burada kritik şeyler var. Yani bu helal gıdanın tarihi yaklaşık 30 yıla tekabül eder. 40 yıla varmaz. Yani 25-30 yıla tekabül Yani tam anlamıyla teşekkür ediyor. Öncesinde çalışma yapan tabii ki Müslümanlar var yani onları demiyorum da ama müessese anlamında ve kurumsal anlamda sertifikalandırma, sertifikalandırma gibi. Burada tabii Malezya biraz erken e, davrandı. Malezyalılar bu konuda ön aldılar. E, uzun bir süre bu işi geliştirdiler. Kendilerinin özel bir bakanlığa bağlı, bağlı bilimleri var. Rakim denilen gıda, helal gıda konusu araştırma merkezleri ve belgelendirme merkezleri var. E, ben gidip gördüm onları da ziyaret ettik Malezya'yı. Dolayısıyla e, biraz öne almıştı fakat daha sonra e, İslam dünyasında hızlıca gelişme oldu 2000'lerden sonra ve bununla ilgili e, İslam İşbirliği Teşkilatı bir kurum kurdu. Hı hı. E, İslam ülkeleri standartlar e, enstitüsü diye, e, onun e, simik deniyor ona. Simik, standard and metrology in Islamic countries İslam ülkeleri standartlar ve metroloji, ölçüm birim ve standart oluşturma enstitüsü kurdular ve merkezini her İslam İşbirliği teşkilatı uluslararası bir kuruluş olduğu için e, her bir merkezi başka bir ülkede olabiliyor. Mesela Fıkı Akademisi Suudi Arabistan'da e, merkezi. Ama simik dediğimiz e, standartları e, ki özellikle de gıda standartlarını hazırlıyor özellikle ama diğer standartları da hazırlayacak e, merkezini İstanbul'da kurdular. Sebebi de ülkemizde. E, laboratuvar sistemlerin çok gelişmiş olması İslam ülkeleri içerisinde ve bunun altyapısının TSE gibi e, kurumlar tarafından sağlanabileceği sebebiyle. Bu da çok sevindirici bir şey ülkemiz için. Neler yapıyoruz peki? E, ne bu, sahip bu işte burada e, yetkili e, birimdeki e, kişiler var. Ben İhsan Bey'i de tanıyorum. E, orada e, standartlarla ilgili bir çalışma yapıyor. her ülke kendi ülkesinde e, çalışma yapıyor. Bunları uluslararası heyetlerle görüşüyorlar ve ortak kabullerle e, gıda standart yani helal gıda standartları nelerdir? Bunları madde madde çıkarıyorlar. Şimdi günümüzde şöyle bir e, durum ortaya çıktı. Yani e, e, Batılılar standartları çok erken keşfedip çok hızlı yol aldılar. Standartı ben e, ilk duyunca insanlar sanki şey bir şeymiş gibi zannediyor. Yani bilinme bilinme bir şey değil. Çok basit. Şimdi bir isim vermiyor, mahkame vermiyor. Hangi standartları belirlediler İslam? İslam İslam tabii. İslam var mı? bizden Yok. önce belirlediler. Şöyle, e, ona asla, göre ürettiler. Pazarı e, şöyle üretiyor Batı mesela gıda kodeksinde helale yer verdi. Hı -hı. E, talep üzerine. Çünkü e, şey yapacak ticari işlem var. E, İslam ihracatı var, İslam Hı -hı. ülkeleriyle falan. E, dolayısıyla yer verdi ama e, daha sonra şöyle yani hikaye şu aslında kabaca anlatayım. Yani biz için içinde olduğumuz için. Batılılar diyorlar ki, demişler ki yani daha doğrusu e, sizi uğraşmayın. Biz bu işin üstadıyız. Bize getirin siz ne istiyorsanız. Biz standartları biliyoruz şey yap, belgelendirme yapmayı. Siz bize şartlarınızı getirin. Biz size onları formatını hazırlayın. Biz belirleyelim demişler şeylerinizi yani stand Her şeyi biz yapıyoruz. Şimdi bizim e, işte e, Müslümanlar demiş ki ya bunu biz yapalım ya Bu bizim işimiz yani. Niye siz yapacaksınız? Biz yapabiliriz diye. Tabii biz yapalım Türkiye demek burada. <laughs> bu da çok büyük hikayeler oldu. Yani karşı çıkanlar oldu işte Avrupa'nın verilmesi gerektiği Avrupa standartı işte bu kodlar, modlar meselesi falan oldu ama en sonunda elhamdülillah ülkemiz başta olmak üzere İslam dünyası tamamen kendi bağımsız bir şekilde kendi helal standartlarını belirlemektedir. Bu kurumda bu işi yapan müessesedir bahsettiğim simik dediğimiz kurum. Buna başladı ve bu kurumda her geçen yıl standartlar geliştiriliyor. İlk çıkan standart simik helal gıda bir standartıydı. Şimdi... Kaç oldu? 30'larda galiba. Dolayısıyla standartlar şey yapıyor, yayınlanıyor. Şimdi standart nedir? Onu anlatacaktım. Şimdi standart meselesi şu: Biz bir otel diyelim. Dünyada meşhur oteller var. Bir otel'e gittiğimizde, dünyanın neresinde olursa olsun, bize diyor ki otel, aynı standartlarda hizmet göreceksiniz diyor. Yani terliğinden, karşılamasına kadar, temizliğinden diğer hizmetlerine kadar, mutfağına kadar. E, o büyük markaları düşünün yani isim vermeyelim e, otelde bir markalaşmaya gittiler ve her bir yerde aynısıyla karşı ve kişi emin diyor ki ben şu falan otelde kalırsam şu otelde kalırsam e, herhangi bir sorun yaşamayacağım çünkü aynı standardı şurada da burada da e, burada tabi bazı ülkelerde farklılıklar olabildiği söyleniyor ama çok nadir bu yani o ülkeye has bazı Afrika ülkelerinde falan duydum bazı şeyler ama o standartta yer verilen ölçüye kadar yani yoksa aynı hizmeti alabiliyorsunuz aynı güvenliği aynı hizmeti alabiliyorsunuz. Bu fevkalade güzel bir şey. Yani bu, bu, bu insani bir buluş, güzel bir buluş. Şimdi biz bunu bu standartizasyonu seri üretimler olduğu için e, Müslüman olarak bizim de belirlememiz gerekiyor. Yani helal gıda olsun diyorsun ne ne yani? Yani bize anlatır mısın yani? Neye göre üretmemiz lazım? Öyleyse baştan standartımızı belirleyip e, bir belgenin helal logosu taşıyabilmesi için şu şu şartlarda üretilmiş olması gerekir. Yani şunu diyebilir, ben de diyebilirim. Yani ülkemizde zaten hocam helal üretiliyor. Bu sorun ülkemizle ilgili bir sorun değildir temelde. Ülkemizde de sorun vardır da yani o ayrı bir şey ama buradan çıkmadı. Bu e, e, ithalat ve ihracat dış ticaretle ilgili bir meseledir. Müslüman ülkelere e, ihracat yapmakla ilgili bir meseledir. Uluslara rastlaşmakla ilgili bir meseledir. Belgelendirme e, e, büyük bir meseledir yani. Temelde. Geniş kapsamlı, Geniş kapsamlı bir olaydır. Ama tabii bunun bizi ilgilendiren tarafı da var. Niye var ülkemizde? Çünkü biz Avrupa'dan ve diğer birçok ülkeden gıda katkı maddesi ithal ediyoruz kendimiz. Yani bütün şirketlerin anlaşmaları var. Pakistan'dan alan da var, uzak doğudan alan da var, Avrupa'dan alan da var, devam ediyor. Normalde tabii kanunlarımızda bir sorun yok. Kanunlarımız diyor ki domuz üretimleri gıda olarak ülkemize gelemez. Denetimlerine geçiyor ama tabii yani burada insan unsuru, unsuru var. Gözden kaçma olabiliyor, işte bu jelatin haline geldiği zaman domuz halinden çıkmıştır diyenler oluyor ve benzeri bu tarz hani tartışmalar duymuşsunuzdur. Dolayısıyla bu mesele bizi de ilgilendirmeye başladı. Yani biz Türkiye'de yaşayan bireyler olarak aldığımız diyelim marketten aldığımız bir şeyin içeriğiyle ilgili artık sorumlu hale geldi. İşte asıl mesele evet. diyelim buraya hocam. Evet, asıl çünkü... mesele burası evet. <laughs> Ee, tamam üretici gerekli sertifika, e, sertifikayı vesaire hepsini edindikten sonra o standartları yerine getirdikten sonra bunları üretecek. Ama mesele tüketiciye geliyor. Çünkü esas soru işareti e, tüketicide kalıyor. Yani helal gıdada bizler artık ekmeğe varana kadar katkı maddesi bulunuyor. Bunları tüketiyoruz. Neye dikkat etmeliyiz? Yani biz neyi aramalıyız bir paket gıdada ya da hazır gıdada? Bilinçli, bilinçli tüketici bunun cevabı o. Bilinçli tüketici olacağız. Yani aldığımız şeyin içeriğine bakacağız. Ama tabii yani bunu ben bile zor yani ben illendiğim için bakıyorum işte <laughs> ne var içinde falan filan. Ama her zaman her şeye de bakma şansımız olmuyor. Yani işimiz gücümüz var yani hepimizin. Evet. Dolayısıyla burada daha pratik şeylere ihtiyaç var. Pratik şey belgelendirme. Pratik yol belgelendirme. Yani burada güvendiğimiz bir belgelendirme kuruluşu var. Onun logosunu biliyoruz. Bakıyoruz diyoruz ki evet ben bu belgeye güvenebilirim. Bu varsa alırım. Bu bizim için bir rahatlık oluyor. Burada belgelendirme deyince tabi belgelerin güvenilirliği sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili de ülkemizde büyük bir gelişme oldu. Helal Akreditasyon Kurumu, HAK yani Türk Akreditasyon Kurumu var, Türk HAK diyorsunuz. Bunun helal versiyonu yani ile ilgilenen kurum olarak kurulan HAK kuruldu. Zafer Bey'in başında bulunduğu. Artık ülkemizde verilen belgeler... E, akredite edilecek. Yani şartları taşıyıp taşımadığı denetlenip taşı uluslararasılaşacak hem belgelerimiz hem de denetimden geçecek ve artık belgelere güvenebileceğiz aslında. Yani biz hak tarafından akredite edilmiş olan bir belgeyle karşılaştığımızda ona güvenebileceğiz. Çünkü biliyoruz ki eee Akredite Kurumu onu denetlemiştir ve helalle ilgili şartları sağlamıştır. Yani buradaki sorunda da bir değinmem lazım şimdi hocam niye helal değil diyorsunuz falan diye. Burada katkı maddesi meselesi bir domuz İki alkol, iki tane sorunumuz var bizim temelde. E, tabii. E, domuzla birlikte tabii leş dediğimiz hayvanlar kan falan var ama büyük e, resimde domuzdan üretilmiş maddeler, e, yine büyük resmin bir kısmı da alkol içerip içermemesi meselesi. İki büyük mesele vardır burada. E, domuz jelatini veya domuz katkı maddesi içerenler bizim için sorun Hale gelir. Yani biz onu tüketemeyiz Müslüman olarak. Hı hı. Yahudi de bunu tüketmiyor. Zaten Yahudi koşer belgesi kullanıyor. E, domuz etin e, onlarda da yasak. Dolayısıyla onlar e, koşer olmayanı mesela tüketmiyorlar. Veya hatta onlarda daha ağır şartlar var. Yani hayvanın yenilecek kısmı, yenilmeyecek kısmı gibi Yahudilerde daha farklı şeyler de var. Yani koşerle ilgili şartlar da var. Dolayısıyla şimdi bu mesele şöyle, bu meseleye Sûdetle yaklaşmamız lazım. Gelişmeler çok iyi. E, ülkemizde bununla ilgili kurumsal yapılar ortaya çıktı. Tabii ki yani belgelendirme çok değil ama ülkemizde belgelendirme yapan küçük çapta e, kuruluşlar dernekler olabilir. Bunları normal karşılamalıyız, denetlemeliyiz. Takip etmeliyiz. Belki bu helal kavramını yıpratacak bazı şeyler de olabilecek. Yani e, çıkmadan göremeyiz. Yani bunlar Tabii. piyasada her şeyin e, sahihi olduğu gibi sahtesi de oluyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler de mesela Avrupa'da e, bunun yaygınlaştığını duyduk. Yani belgelendirilme yaygınlaşınca helal belgelendirmenin de artık kontrolden çıkıp yani herkesin kafasına göre bir helal e, logosu yaptığı tabiri caizse kısma kadar gittiğini Avrupa'daki Müslümanlar için bunu söyleyeyim yani. Avrupa'da yaşayan Müslümanlarda böyle bir sorun olduğu söyleniyor ama bunları müferit görüyorum ben. Büyük resimde, büyük meselede aslında kurumsal yapılar haline geliyor. Hem Amerika'daki Müslümanlar, hem Avrupa'daki Müslümanlar, hem İslam dünyası. Bunun başını da ülkemiz çekecek inşallah. Yani bu simik standardında 40 ülke üye oldu. İslam ülkelerinin hemen hemen tamamı üye oluyorlar. Ülkemiz bu helal gıda meselesinde de İslam ülkelerinin ee, önderi olma yolunda ilerliyor. Büyük ihtimalle de öyle olacak yani. Ee, Şimdi kadarıyla. diyoruz yani şüphe şüphe hatta güven evet. konusu var aslında. En evet. büyük sorunumuz güven. Evet. Ee, tamam biz şüpheleniyoruz çünkü güvenmiyoruz. Evet. İşte bu noktada bu çalışmalar etkili olacaktır inşallah. Şimdi yine e, allah Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Allah'ın size e, helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Ve yine A'raf suresi 32. ayette de şöyle buyuruyor. De ki: "Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı?" De ki: "Onlar dünya hayatında müminlere yaraşır, kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır." İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Ve hadis-i şerifte de aynı şekilde şöyle Açıklıyor Peygamber Efendimiz. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmez. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur. Şimdi Dedim ki ya, güven meselesi maalesef yediğimiz içtiğimiz şeyler biz üretmiyoruz artık. Eskiden belli evet. ana maddeler vardı. Siz de söylediniz. Evet. İşte un vardı, buğday vardı, bakliyatlar vardı. Bunlardan genellikle üretilirdi ama günümüzde maalesef etki katkı maddesi çok ve e, bu güvende olmadığı için kimileri kul hakkına giriyor aslında değil mi? Evet. Bu e, bu helal deyip de helal olmayan bir şeyi ortaya sunduğu zaman Burada karar çok önemli. O ince bir sınır var anladığımız kadarıyla. Evet. O sınırı yani burada bize bir vatandaş olarak, bir mümin olarak, Müslüman olarak neler yapmamız gerekiyor? Biraz da bunu anlatalım. Evet yani e, olayın bir tarafı tüketici dediğimiz bizler yani. Bizler Hı -hı. tüketiciyiz. E, dolayısıyla gidiyoruz marketlerde ürünler var. Tabii Allah'a şükrediyoruz. Çok imkan var. Raf ömrü uzun olması güzel bir şey. Ama bu arada iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir inancımıza uygun mu? İki sağlığımıza uygun mu? Yani bu helal ve sağlıklı. Hı -hı. Ee, bu açıdan e, acaba uygun mu diye araştırmamız şöyle yani araştırma deyince bu bilimsel araştırma değil. Yani bilinçli olursak fark edersek, tepki gösterirsek yani veya iletirsek ilgililere burada bir hata var gibi e, yaparsak bu bilinçli toplum olursa bunlar daha hızlı düzelebiliyor. Yani e, daha dikkat edersek. Bir ayağı burası. ikinci ayağı üreticinin bilinçlendirilmesi. Esas önemli olan o. Yani biz daha üretirken bu meseleyi el atıp da e, inancımıza uygun üretimler yapılmasını sağlayabilirsek ki belgelendirme bu demektir. O zaman daha rahat bir durumla karşı karşıya kalırız. Yani aynı e, sağlık denetimlerin yapıldığı gibi gıda denetimlerinde, helal denetimlerinde yapıldığı bir, bu helal denetim tabii ihtiyari yani bir şey yani iste, isterse yapabilir bu zorunlu bir şey değil. E, ben mesela bir üretici olsam helal belgesi de almak isterim ki ben kendime güveniyorum bakın ben ürettiğim şeylerde İslami usullere uygun üretiyorum demek için bunu yaparım mesela. Yani bu da böyle bir imkan veriyor. Ama şu demek değil. Yani ülkemizde üretilen her şey helal belgesi olması gerekmiyor normalde. Yani böyle bir şart da yok. Çünkü haram olduğuna dair delil bulunmadığı sürece biz hiçbir şeye haram diyemeyiz. Yani bir şey vardır yani isim vermeyeceğim. İçecek vardır. Ülkemizde çok spekülasyon yapılır. Evet. Herkes bilir onu. Aslında bu şöyle şöyle diyelim biz kola vardır. Kola bir marka değildir kola bir içecek sınıfıdır biliyorsunuz. Hı hı. Bu kolalarla ilgili çok şey oldu yani e, söylentiler, içeriğiyle ilgili şeyler oldu ve benzeri. Bu Burada hiç kimse benim yani kanaatim yok. Haram diyemeyiz. Niye? Bir kere içeriğini bilmiyorsak diyemeyiz. Çünkü haram dememiz için delil lazım bize. Hı. Onu diyemeyiz. Yani diyebileceğimiz sakındırabiliriz. Ya şüpheli var. Burada şüpheli bir durum var. Açıklamıyorlar. Bakın tabii açıklamaması da makul. Yani bir ticari gerekçe vardır ama Hani bunu diyebiliriz yani haram demeyiniz ayet-i kerimedeki ifadeyle. Yani e, şu haramdır demek öyle çok kolay bir şey değildir yani. E, çok kolay değildir. Bu birçok bir şey için tartışıldı. Yani e, e, kolay kolay mesela Hanefi mezhebinin ilk dönemki tepkisi çok güzeldir. Kolay kolay bir şeye haram dememeliyiz biz. Şimdi mesela e, biz dedik ki yani siz dediniz ki bana hocam şu haram dediniz. E, ben de onu yapıyorum. Yani ben o zaman bile bile haram işliyor durumuna gelirim. Eğer haramsa tamam süspü yok ama siz bunu istihadınızla söylediniz. Yani bence dediniz bu İslam'a göre haram olması lazım dediniz. Bencesi haramın olur mu? Yani şöyle yani haram dememesi lazım da yani istihad siz diyelim bir uzmanısınız bu işin. E, bu sebeple söylediniz yani o şekilde. Burada yani şey var yani haram dediğimiz zaman beni de yıpratmış oldunuz siz. Ben şimdi devamlı Allah'a karşı geliyorum gibi duruma düşmüş oldum. Öyle de yapmamak gerekiyor. Bu aradaki mekruh dediğimiz bir kategori var. Yani kesin haram olmayan şeyleri böyle hoş olmayan işte e, iyi olmayan la be's-sebihi eski tabirle deniyor veya fihi besün deniyor. Bu sakıncalıdır biraz. Uzak durmak gerekir. Bunda biraz kötü şeyler olabilir. İsa et deniyor ona. Yani klasik fıkıhta bazı tahmin terminolojiler var. Bu tarz şeyleri biraz daha yani e, şey dememek lazım. Yani doğrudan haram dememek lazım. Biraz orta bir yere bulmak lazım. Bu şu demek değil. Biz hocam ne olursa yiyelim falan anlamına gelmiyor. Biraz geniş çerçeve varsa orayı daratmamalıyız Burada özür dilerim bir yanlış şey anlaşılıyor. Yani bu helal meclislerine ilk duyan arkadaşlarımız, ya hocam ne yani diyorlar, yani diğerleri haram mı ki? Diğerleri asla haram değil. o Öyle bir şey olabilir mi? Bu hassasiyetle üretilmiş, güvenebilirsin, Hı. güven protokolü bu. Yani öyle şüphelerin varsa hani dışarıdan duyuyoruz işte dışarıdan bir şeyler geliyormuş katkı metleri Bak bizimkilerin hepsi burada zaten yazıyor. Yaz, yazdığımız zaman sen içeriğini bilemeyebilirsin, onlar biraz teknik tabirlerdir. Ayrıca biz bunu bir belgelendirmeye kontrol ettirdik. O belgelendirme kuruluşu kontrol etti ve gerçekten bunun içerisinde İslami esaslara aykırı olan bir katkı maddesi veya bir işlem yapılmamıştırı bize veriyor yani. Bu bu kadar bu kadarcık bir şey yani. Bu da güzel bir şey yani. Peki hocam şimdi haram diyoruz. Haramdan bu şekilde uzak durmamız gerekir diyoruz. Evet. Yani yaklaşmayız çünkü abi, abi, yasaklanmış abi. Allah Teala tarafından. Evet. Şimdi mekruh'ta da şunu diyoruz ki şüpheli. Yani evet. haram değil evet. ama şüpheli ona da biz peki haram gibi mi yaklaşmalıyız? Yani uzak mı durmalıyız? Bu konuda kesin ve kati bir davranış söz konusu olabilir mi? Yani bence kesin olamaz ama şöyle buradaki ölçü şu. Yapanları çok kınayamayız. O anlamda bir onu ben yani şimdi açık söylemek istemiyorum. Herkesin Hı. devamlı e, içtiği bir şeyden bahsetmek Yok sadece yani. o yani, içecek için değil. Yani, genel evet, anlamda mekruh evet. olarak evet, evet, görülen evet. bazı şeyler Mesela var. Mesela sigaraya da evet, mekruh yani, yorumu yapılıyor. Ben. Yani, sigarayı kastettim. Yani bunun gibi şeylerde tabi bu ben bir şahsi kanaatimi söyleyeceğim şimdi. Hı hı. Acele etmemek gerekir. Yani tabi ki sağlıkla ilgili çok büyük tehditler içeriyor. Sigara evet. sağlığa zararlıdır, öldürür. Hiç şüphemiz yok. E, fakat bunu böyle bir dini şeyden daha ziyade bir sağlık üzerinden yürüyelim bence. Yani bunda ilgili doğrudan bir e, delil bulmamız çok e, kolay değil bence. Yani ama kolay insan sağlığına mu? sonuçta zarar ha, veren yani bize, bir şey. Ha, yani bizim yani nasıl hüküm veriyoruz? İnsan sağlığına zararlı diyoruz. Yani bu zaten yetmeli zaten insanlar için. Haram olması için. Yani ama şöyle Sigara... Allah'ın Allah şöyle Allah'ın haram kıldığı bir şey gibi de davranamayız bence buna. Yani benim kanaatim böyle hani e, mesela şöyle diyelim. Mukayese doğru değil ama şarabın haram olmasıyla ile sigaranın haram olması aynı şey mi? Değil. değil. Şarap açıkça Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Bu üzerinde düşünülmüş bir takım zararları olduğu için söylenmiş. Burada bir yine şey var. İşte birileri bundan ayet çıkarıyor kategorik aslında. Kategorik şey var bence. Yani kategorik bir şey var. Dolayısıyla hı hı. çok e, benim kanaatim acile etmeyelim bunda. Yani e, şunu demiyorum sigara caiz demiyorum da yani ben içmeyen de birisiyim, kullanmayan birisiyim ama yani burada biraz daha temkinli olabiliriz. Biz bunun sağlık yönünü öne çıkaralım. Yani sağlığımıza çok zararlı. Çok güzel. Şu anda mesela işte sigaranın üzerinde resimler resimlerde var. Öldürür diyor yazıyor. Bu çok güzel bir çalışma. Gerçekten sağlığımıza zararlı. Ekonomimize belki şey yani, israf oluyor yani o açıdan da biraz Sonuçta, sıkıntı var. bir sebebi var mı? Tabi tabi burada tabi mekruh deyince de bunu alt kategoriye çok şey yapmamak lazım. Biraz tahrimen yani haram denecekti ama işte ayet olmadığı için diyemedik anlamında bir şeye getirme e, durumu var burada yani sigarada. Yani bunun birçok örneği tartışılabilir. Yani ben burada hüküm vermek için söylemedim bunu. Evet, burada şeyi tartışıyoruz. Yani meseleyi tartışıyoruz. Yani hı hı. asıl mesele ne? Yani asıl mesele burada e, doğrudan yasaklanmış olanlardan kesinlikle uzak duracağız ama diğer kısmen içtihadi olan meselelerde onlara da uzak durabiliriz ama yani uzak durmayanları çok yadırgamak veya onları kınamak veya onları çok dışlamak gibi şeyler son derece yanlış olur kanaatimce. Yani bu bir şahsi fikir olarak Birileri buradan işte paye çıkarıyor hocam. Mesela bu çok merak edilen ve sorulan da bir soru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şarap geçiyor. Evet. O yüzden onun haram olduğu kesin. kesin evet. Şimdi ama diğer mesela e, alkollü ürünler e, birileri hani ya işte bu Kur'an'da geçmiyor. Bu nedenle evet. e, haram değil ya da işte buna farklı anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Evet, son derece yanlış. Yani bu şekilde yaklaşılırsa mesele anlaşılmamış demektir. Hı. Yani asıl mesele kaçırılmış demektir. Yani e, orada asıl meseleye dönmemiz lazım. Yani şarap niçin haram? Hı. Sarhoş ettiği için haram. Dolayısıyla sarhoş eden diğer şeyler de haram olur. Yani orada bir şüphe yok. Yani bu açıdan baktığımızda herhangi bir şey yok, şüphe yok ki bu e, diğer e, tüm mezheplere göre de mezhebimiz göre de böyledir. Burada e, sadece bizim kitaplarımızda Ara bir durumdan bahsediliyor. O da şu. Buzdolabının olmadığı sıcak memleketlerde meyve suları yapılıyor. Meyve suları e, sıcak olduğu için iki gün içerisinde bozulabiliyor. Yani e, biraz böyle bir fermante olmasa da hafif e, bir e, tadında bir değişim meydana geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu sorulmuş. Bu da izin vermiş Peygamberimiz. Burada bir sarhoş olmak kastı yok. Sarhoş edici olduğu kesin değil zaten ama bir ihtimal ki hafif bir fermante meydana gelmiş. Yani orada bir bir takım hareketlenmeler olmuş olabilir. Orada da Peygamberimizin bazı rivayetlerde üç günle sınırlandırdığı, üç günden sonra artık içmeyiniz dediği veya bazı rivayetlerde farklı. Buna benzer bunun ismi teknik tabiyle nebiz deniyor buna. Hı, hı Yani bu ayrı bir tartışma konusu. Bu nebiz demek aslında meyve suyu demek normalde. Fakat meyve suları şimdiki gibi paketlerde olmadığı için böyle bir hani raf ömrü olan bir şey olmadığı için meyve suyu kendiniz yapıyorsunuz ve burada biraz e, meyve suyu kısmında izin verilmiş. Yani Hafif bir şey olsa bile israfı da önlemek için ve ihtiyaç sahibi insanlar, ona gitta kavvi kelimesi kullanılır kitaplarında ee, güç kazanması lazım. Şekeri düşüyor, çalışıyor insanlar. Bunun için yaptığı şey anlamda bir ara kategori var. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani içinde alkol oluşmuş olan alkolü bir içeceği içebilirsiniz anlamda gelmiyor. Yani bunu net Hı. konuşmamız lazım. Ee, bunu ben şöyle yorumluyorum yani bir yorumumda. Ee, yani bu tabii bunlar çok teknik meseleler ama bir tanesini örnek verelim. Şimdi gıda üretimlerinde çözücü olarak e, alkol katılıyor, etil alkol katılıyor. Evet. Yani büyük, büyük çoğunluğunda var. Yani ve alkol de Cenab-Allah'ın üretmiş olduğu önemli maddelerden bir tanesidir. Yani alkol sadece, yani alkol uyuşturucu amaçlı yani sarhoş amaçlı içilirse haramdır normalde. Ama mesela, temizlik amaçlı haram değildir. Alkol kullanabiliriz, tıpta kullanabiliriz alkolü diğer alanlarda kullanabiliriz. Yani birçok sektörde kullanılıyor ve etil alkol de kullanılıyor. Sadece metilli ve diğerleri değil. Hı hı. Kullanılıyor. Dolayısıyla e, burada yasaklanan şeyi iyi tespit etmemiz lazım. Yani yasaklanan ak, insanın aklını gidirecek ve savaşlık verecek amaçla olmasa bile amaçla tüketilmesi e, kastedilir orada. Bu tabii bizim fıkıh kitaplarımıza yansımış. Şimdi demiş ki şartlar var. Mesela e, insanlar, gençler özellikle e, şimdiki tabirle parti vermek diye tabir var. Yani bizim metillik yok da yani ya akşam bir araya gelelim şöyle bir meyve suyu içelim diye kasteseler ama içlerinden niyetleri biraz onu bekletip hafif de böyle evet. hani tadını da almış olsun deseler caiz olmaz der. Ama tek bir kişi mesela kendisi çalışıyor işinde meyve suyu yapıyordu. Bir gün içti, ikinci gün biraz hava sıcaktı ama baktı kokladı falan ya bunda bir şey olmamış dedi işte ona izin veriliyor. Onu kim ölçsün yani laboratuvar yok ki ne kadar içinde bir alkol olduğu olmadı. Yani buna benzer tabii burada detaylı şartlar var. Yani e, o şey yanlış o düşünce. Yani Kur'an-ı Kerim'de sadece şarap var. Şarap harici içkilerin tamamı e, içilebilir denmiyor. Orada bir teknik bir şey var klasik fıkhımızda. Şimdi e, bu şarap içmeyle ilgili cezai müeyyideden bahsedilir. E, çünkü sarhoş olan kişi diğer insanlara e, iftira atabilir, kötü söz söyleyebilir diye bir cezai müeyyideden e, bahsediliyor. Fakat bu kişi şöyle der fıkıh kitaplarımız Kur'an-ı Kerim'de geçen şaraptan bir damla ise bile Kur'an-ı Kerim'in emri için, için direkt ceza veririz. Ama diğer şarap haricindeki içki türlerinden içmiş ama sarhoş olmadığı sürece ceza veremeyiz derler. Çünkü bilemeyiz onun sarhoş edici olup olmadığını. O kişi sarhoş olmuşsa, ondan sonra ha bak demek ki bu şarap içmese bile başka bir şeyden sarhoş olmuş, onu belirlemek için konulmuş olan bir hükümdür o. Yoksa hmm. o kadar içebilirsiniz manası da çıkmaz. Bazıları diyor ki hocam o zaman azlık azlık içelim. O da olmaz. Ee, sarhoş olan olan, olan şeyleri sarhoşluk kastıyla yani içecek kastıyla içmek haramdır zaten. Yani bir... Kolonya elinize döktüğünüzde tabi kolonya bir da şey da var. yok ama tabii, içtiğinizde tabii kolonya da içilmez. Onda yüzde 80-90 alkol var. Mesele ona geliyor. Mesele yani. ona geliyor. Dolayısıyla burada bir tabii asıl meseleyi kaçırmamamız lazım. Ben yani, Asıl mesele nedir? Yani onu tespit ettiğimiz zaman o diğer yanlış kıyaslarımız ortaya çıkar yani. Asıl mesele içkiden uzak durunuz. Yani e, uzak durmaktır. Yani e, ayet-i kerimede geçtiğinde, geçtiği gibi sarhoş edici. Tabii. Bu şey... da sarhoş edici şeylerin tamamını kuşatır. Yani e, burada tabii yani şöyle bir ayrımı kabul ederim ben. Hani bunu soran bir arkadaşlarımız bilinçli olarak hocam biz okuduk bunu biliyoruz derlerse e, haramlar arasında dediğimiz gibi bir şey var. Yani e, derecelendirme var. Bazıları bunu olmaz diyor. Olmaz olur mu? Büyük günah var, küçük günah var. Günahın büyük küçüğü olmaz diyor. Olur. Günahın büyük küçüğü vardır. Yani olmaz olur mu? Tabii ki vardır. Yani büyük günah işlemek çok büyük bir şeydir. Büyük tevbe gerektirir. göre de cezası, cezası var. Cezası da büyüktür. Yani ahiretteki cezası da büyüktür. E, şu açıdan bunu e, doğru söyler. Yani Cenab-ı Allah'a karşı işliyorsun kardeşim hani küçük mü olur dersen o ayrı bir şey ama vardır yani dini bakımdan küçüğü bir. Yani bu haramın da küçüğü büyüğü vardır. Yani mesela e, tam anlamıyla yasaklanmış olan bir şeyi yapmak ile diğerini yapmak arasında kategorik bir şey cezada olduğu gibi bilemiyoruz yani ben de bunu yorum yapıyorum. Uhrevi anlamda da belki şey olabilir. Yani bir farklılık olabilir. Ee, şimdi Allah'ın doğrudan haram kıldığı bir şey var. Bir de e, peygamberimizin hadislerinde sabit olmuş ve ümmetin işte dahil ettiği bir kategori var. Biz bunlara inanıyoruz. Çünkü başka türlü nasıl anlayacağız? Tabii inanır. Dolayısıyla burada bir kategorik farklılıktan bahsediliyorsa o zaten o cezai müeyyide hükümlerinde geçtiği gibi zikrediliyor. Yani bu ama alkolün temel sorunu asıl oraya gelen biz o tabii. E, içmesi değil de gıda katkı maddelerine katılması meselesidir. Hı hı. E, şimdi tabii bu, bunu ilk duyduğumda ben çok son derece üzülmüş ve yani e, güven bunalımına girmiştim. Yani hiçbir şeye güvenemeyiz. yani alkol katılıyorsa nasıl olacak yani falan. Ahiretimiz zarar görür. İnsan korkuyor yani böyle bir şeyden. E meseleyi araştırdık işte arkadaşlarımız hocalarımız birlikte yani uzun uzun mütalalar sonunda burada bir e, yine bir asıl mesele var. E, tabii bu asıl meseleye gidecek miyiz gitmeyecek miyiz daha kesin bir karar yok. Yani e, bir e, gıda maddesi üretiminde e, katkı maddesi geldiğinde onu çözel, çözeltmek için yani o maddenin karışımını sağlamak için çözelti olarak Küçük bir tüp halinde etil alkol geliyor. Hmm. O şeyi maddeyi attıktan sonra alkolü döküyorlar, onun oranı var, döküyorlar ve tamamen karışıyor o içeceğe veya yiyeceğe. Alkol çok önemli bir çözelti maddesidir ve çok iyi karıştırır. Hmm. Kolonya'da olduğu gibi kokuyla mesela birleşerek çok iyi olur. Katılırsa ne yapacağız buna biz? Yani bu dünyada olan bir şey ve her tarafta olan bir şey. Yani bunu inkar edemeyiz. Şöyle yapmamız lazım, tüm raf ömrü neredeyse yani tüm demeyeyim ama yüzde seksen civarında raf ömründe olan şeyleri paketli gıdaları e, hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bunu yapan arkadaşlarımız var ama bunu biz kimseye tavsiye edemeyiz. Bu kendi bireysel tercihi, hayat böyle devam edemez. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Çözüm iki türlü olabilir. Bir, e, alkole alternatif bulmamız gerekir. İkincisi, bu az madde ise bunu yok, yok hükmünde sayıp bu kadarının dini açıdan sakıncalı olmadığını söyleyebilir miyiz? Yani Hı. tartışma bu minvalde devam ediyor şu anda. Yani kesin kati kararlar bu anlamda vermememiz lazım. Vermemek lazım. Araştırılması lazım. Bir şey söyleyebilirim. Standartlar e, simik standartları e, yani son zamanlarda bir takım değişiklikler oldu ama biz onları çok takip edemedim ben ama Hı. ilk çıktığında bu bahsettiğimiz İslam standartları belgelendirme için söylüyorum bunu. Yoksa Hı. haramdır demiyoruz hiçbir şeye. Yani e, simik standartına göre belgelendirme yapıldığı zaman içinde alkol olan bir şeye ülkemizde mesela şu anda simik standartına göre belgelendirme yapılıyor. Evet. Ülkemizde şu an cari olan o bahsettiğim miktarda alkol katılan şeye belge verilemiyor, helal belgesi verilemiyor. Onun haram olduğunu söylemiyoruz ama hmm. e, helal belgesi verilemiyor ona. Çünkü standartta İslam ülkeleri demişler ki biz Müslüman olarak üreticilerimiz bunu katmasınlar, başka bir şey bulsunlar demişler. Bulundu bazı şeyler ama alkol kadar tesirli değil. Yani propilen falan e, bulundu, kullananlar oldu. O da önemli bir şey ama o %60 civarında çözüyor. %90 civarında alkol tabi çok önemli bir madde. Bu tartışmalar devam ediyor. Şimdi burada ben artık şöyle araştırmamız sonucunda şuna yani pratik bir şey söyleyelim dinleyicilerimize izleyicilerimize. Hocam ne yapacağız? Yani bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Son 5 dakikada bunu izleyicilerimize e, aktaralım yani ki. Olsun. Yani biraz bahsettik yani neler yapılıyor ne oluyor falan filan teorik kısmından Şu da bahsettik çok ama. çok büyük bir e, aslında geniş kapsamlı bir konu helal gıda. Evet, evet. Şimdi biz sadece bir girizgah Giriş yaptık oldu. aslında evet, bu bölümümüzde. Evet. Bir sonraki bölümümüzde iz, izleyicilerimize de söz verelim. E, madde madde gerekirse e, o Olur etken inşallah. maddeleri, o şüpheli maddeleri de en azından açıklayabildiğimiz müddetçe izleyicilerimize paylaşalım ama şimdi dedik ya asıl mesele yani evet. e, biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani aslına bakalım. E, ona gelelim. Şimdi yani şu an itibariyle çok fazla şüpheci olmak iyi değil. Yani bazı arkadaşlarımız e, ...tamamen marketlere karşı şüpheci hale geliyorlar. E, bende de bu meseleye çalışmaya başladığında olmuştu ama... ...bir zaman sonra meseleyi öğrenince e, fark etmiş olduk. E, bilinçli olmak yeterli kanaatimce. Pratik bir şey söylüyoruz. Mesela markete gittik alışveriş hepimiz yapıyoruz. Yani marketlerden yapıyoruz. İşte bakkal, market neyse artık onlar. Orada e, bu bir bilim dalı aslında. Market alışverişi yapmanın Hı -hı. da bir şeyleri Tabii. var. yani Alma usulleri falan var. Onlar da bu arada biz hani önce et alınmaz en son et ürünleri alınır falan gibi böyle kuralları da vardır. Ee, dikkat ederek alacağız. Şimdi ben şöyle diyorum. Eğer bizim bildiğimiz, güvendiğimiz bir e, helal belgesi veren bir kuruluş varsa. Ülkemizde bazı kuruluşlar var. Herkes kendi kendine aittir, güvenir, bildiği tanıdığı biri vardır veya araştırır internetten ben buna güveniyorum der. Onu tercih eder. Yani öncelikli olarak bu şu logo varsa ben bunlara Hı -hı. güveniyorum der. İkincisi yani şöyle e, kendi bilmediği ama üzerinde bir logo var. Şimdi çok logo görebilirsiniz. Yani bir kısmı yurt dışından falan olduğu söyleniyor. Şimdi logo, helal logosu bulunan ürün bulunmayandan daha iyidir. Yani onu yapan kişi dikkat etmemiş olsa bile en azından bir çaba var orada. Yani diğerinde hiç yok. Bunu tercih edebilir. Olmayanları ne yapacak? Yani ki %90 logo olmayan ürünler, helal logosu olmayan ürünlerle karşı karşıyayız. da şüpheli olanlar var. Şimdi şüpheli olan durumu tespit etmek lazım. Hayvansal ürün girme, girme. bitkisellerde Sorun yok. Sağlık bakımından baksınlar bitkisellere. Yani Hı. bitkisel ürünlerde e, sorun olabilir mi? Yani sarhoş edici bir şey olmadığına göre yani bitkisel durumlarda söz konusu değil. Hayvan ürünü giriyorsa domuz var mı yok mu diye araştırmak gerekiyor. İçecek maddesi ise alkol meselesi. Kimyasal. Gibi. Kim, tabii kimyasalı ayrıca yani sağlık bakımından Hı. kesinlikle e, dikkat edilmesi gerekiyor. Ama zaten şu an ülkemizde üretilenler Hı. normal tüketim şartlarında sağlığa çok zarar verici şeyler değil. Niye zarar verici şeyler? Ee, mesela kola dedik yani kola türü içecekler. Bunları bir kişi tavsiye etmemekle birlikte biz hani kolayı ama e, bir bardak içmiş olsa akşamları bir yani bir zararı çok düz iyi bir şey olur. Ama iki buçuk litre içeni duydum ben. E, günde. E, i̇ki 3 litre yani bu, kola tüketenler var. Bu varmış. çok zararlı bir şey. Yani sağlık bakımından zararlı. Ben dini bir şey demiyorum. Yani dolayısıyla burada e, bunların zararları normal tüketim şartlarında e, yapılmış yani verilmiş hükümlerdir. Dolayısıyla zararından sakınmakla birlikte diğerlerinde hayvansal ürün girip girmediğini bakabilirler. Şimdi inşallah şöyle olacak. Yavaş evet. yavaş çıkmaya başladı. Hepimizin cep telefonu var. Hepimizin interneti var. Ürünleri tutacağız üzerinden. Risk olup olmadığını bize gösterecek hmm. programlar çıkacak inşallah. Yani Avrupa'da i̇nşallah. kısmen çıkarılmış bu tarz şeyler. Çevreci programlar var mesela. Bu ürün çevreci mi değil mi yüklüyorsunuz size söylüyor. Bu çevreci evet. değil diyor almıyorsunuz. Aynısı helal haram demeyecek de bize riskli bir madde içeriyor mu? Hmm. Mesela jelatin içeriyorsa riskli. Veya işte başka bir madde içeriyorsa riskli gibi bu tarz şeye doğru gideceğiz. Yani yavaş yavaş hayatımıza bunlar girecek diye söyleyebilirim pratik şeyler olarak. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. En azından e, helal gıdanın detaylandırmasını şimdi yaptık, girizgahını yaptık. E, evet. tabii ki çok kapsamlı bir konu. Bir de bunun helal kazanç kısmı var aslında evet. gıdanın da besinin de helal olması için. E, onu da inşallah bir sonraki programımıza Diyelim çok teşekkür ediyorum i̇nşallah. hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun eksik olmayın. Fem Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Şimşek ile birlikte helal gıdayı konuştuk. Değerlendireceğiz tabii ki detaylandıracağız ama inşallah bir sonraki programımızda. Esen kalın.